Merhaba. Bana sıklıkla sorulan sorulardan biri abi o tişörtleri, o arkadaki figürleri nereden buluyorsun? Bunları nereden buluyorum? Bunları internet üzerinden abone olduğum bir servisten buluyorum. Bu servis bana her ay şu gördüğünüz kutulardan gönderiyor. Bu bir Geekfuel kutusu. Aslında iki tane kutu geldi. Bunun da sebebi geçen aykinin gelmemiş olması. Zaten sık sorduğunuz sorulardan biri de bu abi kutu gelmezse ne yapacağız diye. Bir süre bekleyeceksiniz. Gidip o postaneye bakacaksınız. Eğer oralarda yoksa çünkü PTT kargo getiriyor bunları. Şayet o şekilde ulaşamıyorsanız adamlara yazacaksınız. Benim kutum gelmedi diyeceksiniz. Bir süre bekledikten sonra tabii biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bunlar Eylül ve Ekim aylarının kutusu. İşte Kasım'ın birinde ikisinde falan benim elime geçiyor. Diyeceksiniz ki benim kutum gelmedi. Ne yapacağız? Onlar bir şöyle bir okunuyorlar. Zaten hemen yenisini gönderiyorlar. Gördüğünüz gibi ben de aynısını yaptım. Bu kutulara ben yaklaşık 2 senedir aboneyim. İkinci kez başıma geliyor. Ve ikinci kez de adamlar itiraz etmeden hemen bana aynı kutuyu gönderiyorlar. Diğer kutu ne oldu? Onu bilemeyeceğim. Ama bu videoda Eylül ve Ekim aylarında Geekfuel bize neler göndermiş? Ona bir bakacağız. Bunlardan hangisi? Evet, Eylül ayı bu. Bununla başlayalım. Bakalım. Bu ay. Ne gibi diciler gelmiş bize? Hemen şöyle şurada yukarıdaki kameradan da görüyorsunuzdur. Bir Geekfuel dergisiyle başladık. Kapakta Blade Runner var. Ne güzel filmdi. Stephen King ile ilgili bir bölüm var. Çok güzel bir takım Geekfuel'un sitesinden satın alabileceğiniz biraz pahalıca. Mesela 650 dolar verip şu nefis Millennium Falcon Asteroid kahve sehpasını falan alabiliyorsunuz. Ya da almıyorsunuz. Rahmetli Toby Hooper'ı anmışlar. Bunlar aynen benim gibi Geekfuel kutularını inceleyen YouTuber'lar. Ama tabii ki işlerinde ben yokum. Bakalım başka nelerimiz var. Bir adet plushie göndermişler. İlginç. Sevimli. Yani herhalde 0-6 yaş için uygun olabilecek sevimlilikte bir plaşımız oldu. Onun dışında bir tişörtümüz var. Her ay mutlaka bir tişört çıkıyor biliyorsunuz ve bu bir Batman tişörtü. Ve oldukça güzel bir tişört. Şöyle önce bir yukarıdaki kameradan göstermeyi deneyeyim. Bir de şöyle görün. Muhtemelen kanalı takip ediyorsanız yakında üstümde de göreceksiniz. Çünkü gayet güzel bir tişört. Bunun dışında ne var? Bir pin var. Her ay bir pin geliyor. Bize bu ay Johnny Robot pini gelmiş. Sanırım hepsi. İçlerinden bir tanesi sadece 500 kutudan çıkan bir item, kalanı bize en çok çıkanından çıkmış. Bu kutu içinde de saklayabilirsiniz. Çıkartıp elbisenize, oranıza, buranıza da tutturabilirsiniz. Bu da böyle bir pin. Onun dışında ne var? Tabii ki bir oyun var. Geekfuel sağ olsun her ay bize bir Steam oyunu gönderiyor. Bu ayki oyun Warden ve 20 dolar değerinde bir oyun bu. Bizde biraz daha ucuzdur. Zannetmiyorum bu oyunun öyle 70 lira falan olduğunu ama şöyle bir şey yapacağız. Bu aralar sıklıkla vaktimin olmadığından yakınıyorum biliyorsunuz. Haliyle benim bu oyunu oynayacağım falan yok. İzninizle şöyle kırmadan dökmeden becerebilirsem. Bu kartın üstünde bir kod var. Bu kodu ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz Steam account'u alıyorsunuz kendinize bir tane bedavadan. Daha sonra da
Oturuyordur umarım. Okuyamadık diyorsanız da sorarsınız sonra. Şöyle tutalım. Bu gördüğünüz kodu kullanarak en hızlınız, çünkü bir kişi kullanabiliyor, bu oyunun sahibi olabilir. Ben oynamayacağım için bu oyunu size bağışladım. Onun dışında ne gelmiş? Bize bir Power Ranger gelmiş ama bu Power Ranger sanırım tek parça gelmemiş. Çünkü bu bir neymiş bunun adı? Mega Constructs falan filan bir Red Ranger. Gördüğünüz gibi markası Lego olmamakla beraber içinden Lego'yu andıran parçalar çıkıyor. Fazla gürültü yaptığımın farkındayım, kusuruma bakmayın ama epey de paramparçaymış. Bayağı uğraştıracak herhalde yapması. Ama yaptığınızda burada çok detaylı bir şekilde nasıl yapılacağı da anlatılmış. Sağ olsunlar, onu da aradan çıkartmışlar. Ve sanırım birçok farklı modeli var. Bize Red Ranger, bir Power Ranger çıkmış. Bunları monte edip ya benim gibi sergiliyorsunuz ya alıyorsunuz, oynuyorsunuz ya da eşinize, dostunuza, küçük dostlarımıza armağan ediyorsunuz. Evet, bu Eylül ayıydı. Geek Fuel biraz ben o çıkan plaşıyı pek beğenmedim ama onun dışında tişört çok güzel. İşte sanırım o Lego benzeri Power Ranger falan güzel. Biraz toparlamış. 1-2 ay böyle bir bocalamıştı. Kendileri de fark ettiler herhalde. Bir anda çıtayı yükseltip böyle kutuyu mutuyu dizaynı falan da değiştirip daha güzel hediyeler göndermeye başladılar. Ve daha pahalı hediyeler göndermeye başladılar. Tabii biz kargo margoda verdiğimiz ve dolar üzerinden satın aldığımız için biraz hala dengelemesi zor ama bu tişörtler kutuya özel. Hani üstündeki o tişörtü nereden alabilirim sorusunun cevabı yok arkadaşlar. Bu ayki kutuyu aldınız alamadınız, bir daha bulamıyorsunuz bunları. Belki eBay'den bulabilirsiniz ama onlar da astarı yüzünden pahalıya gelecek işler. Bu nedenle şayet bu tip şeylerden hoşlanıyorsanız, işte ben de figür koleksiyonu yapmak istiyorum ama öyle dehşet paralar dökmek istemiyorum. İşte benim de böyle sinemayla ilgili, çizgi romanlarla ilgili, oyun dünyasıyla ilgili tişörtlerim vesairem olsun diyorsanız bence bir an evvel bu kutuya abone olun. Yaklaşık kargo ile beraber 30 dolar gibi bir şey. Aşağıda bir link var. O linki şayet kullanırsanız ilk ay bir 5 dolarlık indirim kazanacaksınız. Bana da kazandıracaksınız o indirimi. Haliyle ben de bir sonraki kutuyu 5 dolar indirimli almış olacağım. Bu da bana yaptığınız bir kıyak. Bu da Ekim ayında Geek Fuel bize neler göndermiş. Bu dergi 3 boyutlu. Evet. Ve sanırım bir de 3 boyutlu gözlüğümüz var. Tişört için tabi boy seçebiliyorsunuz. İstediğiniz boyutta gönderebiliyorlar. Ama gözlük için öyle bir imkan tanımamışlar. Keşke benim gibi koca kafalılar için olan gözlüklerden de gönderselermiş. Bu bana pek olmayacak. Evet, debelenmeyeyim daha fazla. Bir 3 boyutlu gözlük. Bu 3 boyutlu gözlük yardımıyla bu 3 boyutlu dergimizi de okuyabiliyorsunuz. Bu derginin tamamı mı 3 boyutlu? Hayır, değil. Bir bölümü 3 boyutlu. Gayet hoş. Ve korku oyunlarından bahsediyor. Korku filmlerinden bahsediyor. Şuralarda bir yerde bir Reanimator gördüm. Reanimator. Nerede benim Reanimator'ım? Şurada. Benim en sevdiğim filmlerden biridir. Ve bir Reanimator. Umarım görüyorsunuzdur bunları. Ben bunları kendi kendime konuşarak ve kendi kendime bakarak yapmıyorumdur bu işi. Neyse efendim, dergimiz buymuş. Başka şeyler de var. Hemen onlara da bir bakalım. Tişört nerede? Tişört yok.
vardır mutlaka bu kutuların içinden. Gene benim çok 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 sevdiğim, tabii Halloween olduğu için genelde Cadılar Bayramı temalı bir şeyler gönderiyorlar. Pins of the Crypt. Tales from the Crypt konseptli bir pin göndermişler bize. Şuradan görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz evet. Tales from the Crypt hem benim çocukken bizde Süper Korku adıyla yayınlanırdı. Çizgi romanını takip ettiğim hem de bir HBO dizisiydi. Hatta bu aralar yeniden çekilecek ama HBO çekmeyecek haliyle, o kadar kanlı olmayacak. HBO'nun çektikleri gerçekten HBO'ya yakışacak kan, şiddet, seks ne ararsanız vardı. Çok güzel bir diziydi. 7 sezon sürdü. Ben de koşa koşa hemen DVD'lerini almıştım. Bakalım bize ne pini çıkmış. Bir video kaset şeklinde tasarlanmış kutusuyla. Hala mı bilemiyoruz pinin ne olduğunu. Bir tane daha açıyoruz. Ve bize bir Ghostface pini çıkıyor. Ghostface. Çaktırmadan arşiv videosu yapıyorum gibi oldu. Ama söz vermiştim biliyorsunuz. Arkadaki arşivi biraz kurcalayalım diyen arkadaşlar abone sayısının 20.000'i bulmasını bekleyecekler. Ama o 20.000'i bulana kadar ben buradaki setlerden bazılarını, işte yönetmenleri konuşurken ya da filmleri konuşurken, bu aralar biraz eskiye gidelim, kült filmlere bakalım istiyorum. O arada onları da konuşacağız. Bu oldukça şirin. Şuradan da göstereyim. Bunlar neymiş? Pac-Bat. Pac-Man ve Batman karışımı bir. Bunlar magnet galiba. Buzdolabına yapıştırdığımız. Yeah, bitch! Magnet! İşte Batman, Joker, Catwoman ve Penguin, bu dostumuz da Riddler. Açalım mı? Açmayalım. Gördünüz zaten. Böyle buzdolabı magnetlarımız oldu. Bir oyunumuz var. Hemen oyuna bir bakalım. Geçen seferki 20 dolarlıktı bakın. Bu seferki 10 dolar. Biraz ucuza kaçmışlar. Bu oyunun adı da Death by Game Show. Kim bilir neyin nesidir dediğimiz bu oyunu da nasıl olsa oynayamayacağız diyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Kazdım mazdım sanırım okunuyor. Her ihtimale karşı ben bunları aşağıya da yazarım. Yorumlar bölümünde de bulabilirsiniz. Şöyle umarım bulanık çıkmıyordur, bir göstereyim. Bu kodu ilk giren bu oyunu, dediğim gibi Steam'e girmeniz gerekiyor, kazanacak. Hala tişörtü merak ediyorum ve bu kocaman üzerinde 11 yazan waffle kutusunun içinden ne çıkacak diye merak ediyorum. Umarım waffle çıkmaz. Evet, tişört çıktı. Tişört dışında bir koku var, güzel bir koku var. Sanırım bir air freshener gibi bir şey çıkacak içinden. Bir 11 tişörtü çıktı. Ve 11 dostumuzun yanı sıra gördüğünüz gibi aşağıda Demogorgon'da bir şeyler yapmakta. Nedense kahverengiye çalan bir tişört bu. Siyah bir tişört değil. Şuradan da bir gösterelim. Gayet şık bir tişört. Bunun bir de lacivert, morcivert tonları varmış. Bu resimdeki dostlarımızı görüyorsunuz. Hiçbirinin üzerinde kahverengi tişört yok. Bize kahverengi bahşedilmiş. Onun dışında evet, tahmin ettiğim gibi bir waffle kokan air freshener var. Biraz ağır kokuyor. Başka ne var? Bir şey daha var. Ona da bir bakalım. Evet, Şerif Jim Hooper bize
bir şey göndermiş. Stranger Things filmini, filmi değil tabi dizisini izleyenler bu şerifi de tanıyorlardır. Kendisi yeni Hellboy'umuz aynı zamanda. Bize bir kupa göndermiş. Tabii ki bir Stranger Things kupası. Şayet bu kutuya abone olursanız hazırlıklı olmanız gereken biraz hasarlı bir kupa olmakla beraber alışmanız gereken şeylerden bir tanesi eviniz figür dolacak ve mutfağınız kupa dolacak. Çok sık kupa gönderiyorlar ama Allah'tan hepsi çok şık, çok kaliteli ve sevdiğimiz ürünlerin, filmlerin, dizilerin, oyunların isimleriyle, resimleriyle bezeli. Evet, iki kutuyu bir arada incelemiş olduk. Yapacak bir şey yok. Geç geldi ve bir tanesi de kayboldu. Anca elime geçti. İki kutuyu da bu şekilde incelemiş olduk. Dediğim gibi kutular yaklaşık $30. Aşağıda bir indirim linki var. Kullanırsanız $5 bir indirim kazanıyorsunuz. Bana da kazandırıyorsunuz. Ve artık sormuyorsunuz bu arkadakiler nedir, nereden çıkıyor, o tişörtleri nereden bulabilirim falan filan diye. Cevap burada, kutularda. Şimdilik hoşçakalın.